Makinenin amacı iki metalin birbirine sürttüğü zamanki oluşan aşınmayı bize göstermesi. Onu da şuradaki bilye çekirdeğine bakarak görebiliyoruz. Şimdi teste başlamadan önce ben bu bilye çekirdeğini sıfır olan yüzeye getiriyorum. Odaklama yapıyor mu şuraya? Tamam. Sıfır yüzeyden başlayacağız. X bir yağ, marka fırçantidik bir yağ deneyeceğiz. Güzel şov oldu. Makine şu an yağlama yapıyor. Fırçantidik bir yağ var. Birinci ağırlık. İkinci ağırlık. Üçüncü ağırlık. Dördüncü ağırlıkta makine kilitledi. Neden? Çünkü fazla sürtünme var, fazla aşınma var. Şimdi biraz önce temiz yüzeyi çekmiştin. Şu an buna geldi. Bir dakika. Okey. Şimdi kartere hiçbir değişiklik yapmıyorum. Yağ içinde, eğer dersiniz ki ya bunun içinde çapaklar kaldı, değiştir, değiştiririm. Ama değiştirelim. Aklınızda soru işareti kalmasın. Ya ben de motorcu olduğum için ilk başta insanlar ön yargıyla yaklaşıyor, inanmıyorlar. Güzel oluyor ha. Şimdi bizim Brava Endüstri'nin ürettiği T1 Nanotech yağ katkısıdır bu. Bu açık değil. Şundan açık bir tane alalım. Ürünü bir daha gösterebilir miyiz? Bir dakika, şu açık. Bunları da değiştireceğim ben. Bütün tasarımları yeniliyoruz şu an. Kurumsal kimliği de yeniliyoruz. Bravo Endüstri'nin üretmiş olduğu T1 Nanotech'in yağ katkısıdır bu. Bunu X marka yağ, biraz önce test ettiğimiz yağ kartının içine döküyoruz. Bu şişe 1-2 litreye kadar destek veriyor. Biraz karışması için çalıştırıyorum. Sonra aşınan yüzeyi tekrar değiştireceğim. Farkı rahat anlayabilmemiz için. Temiz yüzeyi bir daha odakla. Evet. Temiz yüzey. Aynı yağ. Ekstradan katkı koydum. Yağlama yapıyor. Bir önceki hangi ağırlıkta ses yapmaya başlamıştı bahsedeyim. İkincide ses yaptı. 4'te kilitledi. 5. Ben saymıyorum. 6, İsteyen koymak isteyen varsa koysun. 7. 8. 9. 10. Oha. 11. Devam et, devam et, devam et. 12. Çıkıyor musun? Üstüne çıkarsak. Şimdi o 15 saniyede durdurduğumuz için bunu fazla uzun tutamıyorum. Yani. Aşınma adil gözüksün diye. Kesinlik var. Aşınsa zaten ses gelirdi. Motorla ilgili bir şey olur. Çok iyi ya. İki şey verir misin? Aşınma testi bu. Daha dur, daha bitmedi. En iyi jilet budur. Kaleci Bayer. Taçsız Kral Pele. İki şey salam. Şimdi yağsız test edeceğiz. Mesela motor ilk çalıştırmada atıyorum siz 3-5 saat, bir gün, bir hafta, 10 gün motoru çalıştırmadınız. Motorun yağı dibe çöktü. İlk marşı basıyorsunuz. Tabii siz böyle içini peçeleri silemezsiniz. Ben siliyorum. Motor yağsız çalışırken yağ pompası kaç saniyede motoru yağlamasını sağlar? Ya 3'tür ya 5'tir ya 1'dir, tam teknik bilgisini bilmiyorum. O süre zarfında bir motor rölantide minimum 800 bin devir arasında çalıştığı için en kötü ihtimal, matematiğim kötü, 30-40 kere piston segman silindirler aşınır. Bu 10 yıl vadeye uzattığın zaman motorun ömrünün kısaldığını görürsünüz. Şimdi makineyi yağsız çalıştırıyoruz. Ses mi gelecek? Avtomobil sesi çıkıyor. Yağlama hala devam ediyor. Nasıl ya? Şurada karışan yağda mı? Katkıdan dolayı. Katkı metal üzerine yapışarak o metalin sürtünmesi kat sayısını düşürüyor. Sürekli yağlanmasını sağlıyor. Abi ona da geleceğiz. Dur. Şimdi motorunuzu diyelim ki radyatörde sıkıntı oldu, su karıştırdı. Herkesin korkulu rüyası budur. Motorunuz çalışıyor. Bir yük koyalım. Motorunuza su karışıyor. Suda su ha. İçtim bakın, bir şey yok suda.
yağın karakterinin bozulduğunu göreceksiniz. Biraz daha koyalım. Tüküreyim içine. Yağ su karışırsa ne olur? Bravo kullanırsanız hiçbir şey olmaz. Tabii aynen. Bravo katkısı olursa bir şey olmuyor. Ama olmazsa olma, bir de katkısız deneyelim su kapmayı. Onu da bir dahaki videoda yaparız. Bu kadar uzun süre test ettik. Aşımı olsa ses çıkıyor. Hepiniz anladınız onu. Sadece suyun içinde çalıştık. Sınırlarını zorlayalım mı?